Hi, Tom. Good afternoon. Good afternoon, Rebecca. How are you? I'm not very well. I'm very tired. And how are you? Oh, I'm tired too. Look. It's a bird. She is very small. Yes, and she is very thirsty. Diyalogları anlamakta zorlanıyorsanız önceki derslere bakabilirsiniz. İlk üç derste ben, sen, o üzerinde çalışmalar yaptık. Bunların pozitif ve negatif şekillerini, olumlu ve olumsuz şekillerini inceledik. Bunları bu tabloda görebiliyorsunuz. I, I'm not, he is, he's not, she is, she's not, it is, it is not. Bunların hepsini öğrenmiştik. Kısaltmalarıyla beraber görüyorsunuz. Dördüncü, beşinci ve 6 derslerde ise çoğul şahıslara bakacağız. Yani birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs, üçüncü çoğul şahıs. Bunların kısa şekilleri, uzun şekillerini burada görebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz hepsi R alıyor. Ben, I am, sen, you are da hatırlarsanız. We, you ve they yani biz siz ve onlar için de yine R kullanıyoruz. Şimdi ilk derslerde öğrendiklerimizi hızlıca bir tekrarlayalım. Hatırlarsanız bu dersin adı de konuşma pratiği. Yani konuşmanızı istiyoruz. Konuşabilmek için tek yapmanız gereken size sorduğum sorulara ekranda yazan cümlelerle cevap vermeniz. Bunları tabi İngilizce olarak söyleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Nasılsın? Pek iyi değilim. Bunu söylemeyi dene. Pek iyi değilim. I'm not very well. Neyin var? Susadın mı? Susamadım. Negatif. I'm not thirsty. Kuş ne kadar küçük değil mi? Hayır, kuş küçük değil. Kuş küçük değil. Bunu nasıl söylersin? The bird isn't small. O acıkmış mı? O aç değil. Arkadaşlar Türkçede hem erkek için hem de bayan için o kullanıyoruz. Hatta hayvanlar için de o kullanıyoruz. Biliyorsunuz İngilizcede he veya she var. Ben size soruları sorarken o acıkmış mı? O susamış mı? gibi sorular sorduğumda siz bunun erkekten mi, dişiden mi bahsettiğimi anlayamazsınız. Bunu anlamanız için ekranda gördüğünüz simgeyi kullanıyorum. Bu simgeyi gördüğünüz zaman bu dişi anlamına geliyor. Yani he değil, she kullanmanız gerekiyor. O aç değil. Peki bunu nasıl söyleyeceğiz? Şimdi söylemeyi dene. O aç değil. She isn't hungry. Bayan olduğu için she kullanıyoruz. She isn't hungry. Ben kimim? Sen bir öğrencisin. Söylemeyi dene. You are a student. Sence ben bir öğretmen miyim? Hayır, sen bir öğretmen değilsin. Sen bir öğretmen değilsin. Söylemeye çalışalım. You aren't a teacher. Bak, bir kuş. Cevap olarak o bir kuş değil. Yani yanlış görmüşsün. O bir kuş değil. Bunu nasıl söylersin? It isn't a bird. Bu köpek nasıl bir köpek? Köpek çok büyük. Bu şekilde cevap ver. Köpek çok büyük. The dog is very big. Galiba susamış bu köpek. Sen de cevap olarak hem de acıkmış demek istiyorsun. Burada hem deden kastımız ve acıkmış aslında. Bunu nasıl söylersin? And it's hungry. Bil bakalım ben nereliyim. Cevap ver. Sen Türksün. Söyle bana. You are Turkish. Peki Ahmet nereli? O İtalyan. Söylemeyi dene. He? he is Italian. Ahmet hasta mı? Evet. Ve o hasta. And he is ill. Nesi var? O iyi değil. Bu şekilde söyle. He is not well. He is not okay. Arkadaşlar o iyi değil'i iki şekilde söylüyorduk hatırlarsanız. He is not well. He is not okay. Her ikisi de olabilir. Dördüncü dersin konusu biz. Biz nasıl deriz? We are. We are. We are tek başına biz we ama cümle kullanımında we are. we are biz iyiyiz söylemeye çalış we are fine we are fine şimdi sen söyle we are fine bu durumda biz mutluyuz nasıl dersin We are happy. Arkadaşlarla çok ciddi bir dağa tırmandık ve şu anda biz yorgunuz. Bunu nasıl söylerim? Biz yorgunuz. We are tired. Yorulduk. We are tired. Evet, her ikisinde de biz yorgunuz yorgunuz ya da yorulduk. Hatta üçü de oldu. Her üçünde de we are tired kullanılıyor. Acıktık. We are hungry. Susadık. Söylemeye çalış. We are thirsty. Siz neredesiniz? Biz Türküz. Söylemeye çalış. We are Turkish. Ya siz neredesiniz? Biz Almanız. Sen söyle. We are German. Arkadaşlar Türk, Turkish, Alman, German, Fransız, French, İtalyan, Italian, Italian. Bu kelimeleri çalışmıştık ilk derslerde. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız bunlarla ilgili lütfen o derslere bakın. Biz evdeyiz. Bakalım bunu nasıl diyeceğiz? We are home. We are home. Biz evdeyiz. Evet. Home yeni bir kelime. Ev anlamında. Şimdi söyleyelim. Home. Home. Genelde İngilizce kurslarında ev olarak house ifadesi kullanılır. Ben bunu tercih etmedim. Çünkü bizim amacımız konuşmak ve konuşma dilinde en çok kendi evimizden bahsediyoruz. Günlük konuşmalarda eve geldim, işte nihayet evimize geldik gibi kelimeler çok kullanılıyor. Başkasının evinden ya da hiç bilmediğimiz bir evden bahsetme ihtimalimiz konuşmada birazcık daha az oluyor. Mesela sen eve geldin mi? Kendi evine geldin mi? Yani bildiğimiz evden bahsediyoruz burada. Başka üçüncü şahıs evlerden bahsetmiyoruz. Bundan dolayı bizim derslerde kullanacağımız ev ifadesi daha çok home olacak. Home benim evim, benim yuvam anlamında aslında. Şimdi bunu tekrar edelim. Sen söylemeyi dene. Ev. Home. Tekrar et. Ev. Home. Biz evdeyiz. We are home. We are home. Bunu şununla karıştırmayın. Biz eviz. Hayır. We are home başlı başına bir ifade. We are at home demek gibi. Yani evimizdeyiz, evin içindeyiz, evde bulunuyoruz anlamında da kullanılıyor. Fakat biz burada o tür bağlaçlara henüz girmediğimiz için we are home olarak kullanacağız ve bu kullanımda bir yanlışlık yok. Evdeyim, eve geldim ifadesi, yani biz evdeyiz, eve geldik ifadesi. We are home, I am home şeklinde kullanılabiliyor. Devam edelim. Biz buradayız. Bakalım bunu nasıl söyleyeceğiz? We are here. Burada. Here. Evet bu da yeni bir kelime. Bunu çok kullanıyoruz. Neredesin? Buradayım veya bir şey arıyorsunuz buldunuz işte burada kaybolan bir şey için. Ee, çok kullanılan kelimelerden yani İngilizce'de en çok kullanılan 100 kelimeden bir tanesi burada. O yüzden bunu iyi öğrenmemiz lazım çünkü çok kullanıyoruz. Önümüzdeki derslerde soru kalıplarına geldiğimiz zaman neredeyi öğreneceğiz ve bunu öğrendiğimizde cevap olarak burada diyeceğiz. It's here diyeceğiz mesela. O yüzden here'ı iyi anlayalım. Burada R'nin üzerine çok fazla basmıyoruz. Şimdi siz söylemeye çalışın. Burada. Here. Here. Biz buradayız ya da sadece buradayız. We are here. We are here. Arkadaşlar bu ders çoğul isimleri öğreneceğiz. Bunun için bildiğimiz yerden başlayalım önce. Bir doktor. Bunu nasıl söylersin? A doctor. Daha önce öğrenmiştik. A doctor. Peki, doktorlar nasıl deriz? Doctors. Doctors. Sonuna es eklediğimiz zaman bu Türkçedeki lerler ekine denk geliyor. İstisnalar var, bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi sen söyle. Doctors. Mesela kediler nasıl deriz? Cats. Sonuna s koyuyoruz. Cats. Şimdi sen söyle. Cats. Köpekler? Dogs. Dogs dogs Şimdi sen söyle. dogs Kuş bird demekti. Kuşlar birds birds Şimdi sen söyle. Kuşlar birds Yine r'yi telaffuz etmemeye çalışıyoruz. Öğrenciler students students students. Şimdi cümleler kurmaya başlayacağız. Öğrenciler acıkmış. Students acıkmış diyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dersin başında demiştim ki çoğul, birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul da is kullanmıyoruz. Bunun yerine are kullanıyoruz. Şimdi çoğula geçtiğimiz için, öğrenciler olduğu için student is hungry demek yerine students are hungry diyeceğiz. Bu çok önemli bir konu. Students are hungry. Şimdi sen söylemeye çalış. Öğrenciler acıkmış. Students are hungry. Peki kediler ne durumda? kediler susamış. Aynı şekilde are kullanman gerekiyor. Cats are thirsty. Arkadaşlar bu cümlede dikkat ederseniz cümle bir sıfatla bitiyor. Kediler susamış. Cats are thirsty. Peki demin öğrenciler acıkmış demiştik. Hungry o da bir sıfattı. Cümle sıfat ile bittiği zaman bu şekilde kullanıyoruz. Peki cümle eğer sıfatla değil de bir isimle biterse bu durumda ne yapacağız? Hemen buna bir örnek yapalım. Bizler doktorlarız ya da biz doktoruz. Şimdi Türkçede biz doktorlarız, bizler doktorlarız, biz doktor biz doktoruz gibi farklı kullanımlar var. Fakat hepsi aynı anlama geliyor. Biz yani 3-4 tane doktor bir araya geldik ve biz doktoruz. Şimdi e, İngilizce'de "We are doctor" diyemeyiz. "We are hungry" deriz ama bakın, "We are thirsty" deriz. Fakat "We are doctor" diyemeyiz. Sonuna mutlaka Türkçedeki "Bizler doktorlarız" anlamına gelen "ları" eklememiz gerekiyor. O yüzden burada birazcık e, İngilizce düşünmeniz gerekiyor. Direkt Türkçe "Biz doktoruz" yani demek doğru olmuyor. "Doktorlarız" demek. ...İngilizce'de tek çözüm. Bunun da kullanım şekli... ...We are doctors. Bu şekilde söyleniyor. We are doctors. We are doctors. Sonuna mutlaka S eklememiz gerekiyor. Birkaç tane daha örnek yapacağız bununla ilgili. Şimdi bir tekrar edelim. Şimdi siz söylemeye çalışın. Bizler doktorlarız... ...ya da biz doktoruz... We are doctors. Biz doktoruz. We are doctors. Yine aynı şey. We are doctors. Mutlaka çoğul s ekini kullanmamız gerekiyor. Peki siz kimsiniz? Biz öğretmeniz. Bunu nasıl söylersin? Doctor yerine doctors demiştik. Burada ne yapacağız? We are teachers. Yine sonuna s koyuyoruz. Peki cümlenin olumsuz olması durumunda ne yapacağız? Olumsuz bir cümle yazalım önce. Biz öğrenci değiliz. Sonda ne var? Öğrenci. Öğrenci değiliz. Yani bir isim. Biz öğrenciyiz. Nasıl diyorduk? We are students. Biz öğrenci değiliz. Değil neydi? Not. Bu durumda we are not students mı? We are not students mı? Sence hangisi? We are not students. Deminki mantıktan yola çıkarak sona isim geldiği için mutlaka s yani s koyuyoruz. We are not students. Biz hasta değiliz. Bunu sen söyle. Hasta il demekti. Hatırlıyorsun inşallah. Biz hasta değiliz. We are not ill. Burada s yok. Neden s yok? Çünkü ill bir sıfat. We are not ills diyemiyoruz. We are not ill. Aynı mantıkta sen söyle. Biz yaşlı değiliz. Yaşlı old demek. We are not old. Yaşlı. Old. 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 Şimdi sen söyle. Yaşlı. Biz yaşlı değiliz. Bunu nasıl söylersin? We are not old. Biz gençiz. Şimdi genç kelimesini de öğreneceğiz birazdan. We are young. We are young. Genç. Young. Young. Şimdi sen söyle. Sondaki G'yi çok fazla söylemiyoruz. Young. Genç. Tekrarlayalım. Biz gençiz. We are young. Günlük konuşmalarda bazı insanlar we are demeyi, bazı insanlar ise We are demeyi tercih ediyor. Bunlar neler? We are, we are. Ben we are demeyi tercih ediyorum. Ama hızlı konuşan insanlar we are here, we are young diyebiliyor. Tamamen size bağlı bir konu bu. Biz yaşlıyız. Hızlı bir şekilde söylemeyi dene bunu. We old. yine hızlı bir şekilde biz evde izlemeyi dene. We're home. Şimdi bunun tam tersini söyle. Biz evde değiliz. We're not home. Peki siz nerelisiniz? Biz Türküz. We're Turkish. Peki ne yapıyorsunuz iş olarak? Bizler doktoruz. We are doctors. Peki bugün nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen söyle. We're good. We're good ya da we're fine ya da we're well. Hepsi olur. Tebrikler. İkinci aşamayı da başarıyla tamamladım. Şimdi biraz dinlendikten sonra istersen bugün, istersen yarın, ne zaman istersen üçüncü aşama olan cümle yapılarını çalışabilirsin. Bunun için herkese ingilizce.com'a gidebilirsin ya da cep telefonu aplikasyonunu girerekten oradan bakabilirsin. Görüşmek üzere.